Bir varmış, bir yokmuş. Pireler berber, develer tellalmış. Tokat diye bir il varmış. O ilinde güzeller güzeli, havalimanı isminde bir hayali varmış. Şaka bir tarafa, dün biliyorsunuz Tokat Havalimanımızın açılışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılış aslında ilk değildi. Bu açılış tarihte 3 kez gerçekleşti. O sebeple dün bir açılışa mı şahit olduk, yoksa bir dejavu mu yaşadık? Bu havalimanının 46 yıllık tarihi serüvenine kısaca göz atacağız aldığım notlar eşliğinde. Yıl 1976, iktidarda Süleyman Demirel liderliğinde 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti var. Dönemin Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek o hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanıyor. Bakanlık görevine başlayan Erek ilk olarak bu havalimanı projesi için dönemin Ulaştırma Bakanı Naip Menteşe'ye gidiyor ve Tokat'a havalimanı yapılması için bir talepte bulunuyor. Menteşe de bu talebi değerlendirerek bir rapor hazırlatıyor. İşte Naip Menteşe'nin hazırlattığı bu rapor sayesinde Tokat Havalimanı projesi ilk defa üst düzey gündeme geliyor ve programa alınıyor. Fakat talihsizlik mi diyelim? 1977 yılından sonra başlayan hükümet değişiklikleri ve 80 yılında yaşanan darbe sonrası bu Tokat Havalimanı projesi de hayalist de suya düşüyor. 7 yıl tozlu raflarda kalan proje 1984 yılında tekrar konuşulmaya başlanıyor. Çünkü o tarihte Tokat'a bir genç bir vali atanıyor. Bu valinin ismi Recep Yazıcıoğlu, siz ona efsane vali de diyorsunuz. Recep Yazıcıoğlu vali atanır atanmaz ayağının tozuyla ilk yaptığı işlerden, icraatlardan biri bu projenin peşine düşmek oluyor. Yazıcıoğlu'nun çabaları sonuç veriyor. 1988 yılında Tokat Havalimanı'nın inşaatına başlanıyor ve bu inşaat çerçevesinde 1700 metrelik de bir pist yapılıyor. 1989 yılı olduğunda Vali Yazıcıoğlu Aydın'a atanıyor. Valinin atanmasının ardından 1700 metrelik pisti de bulunan o havalimanı inşaatı sadece bir bekçinin görev yaptığı ve arazisinde ineklerin otladığı atıl bir yatırıma dönüşüyor. Aradan 4 yıl geçiyor. 1993 yılına gelindiğinde Tokat Havalimanı projesinin hayata geçmesi için muhteşem bir şans doğuyor. Muhteşem bir şans çünkü projeyi ilk ortaya atan Ali Şevki Erek Ulaştırma Bakanı oluyor. Yani havale alanı yatırımlarını yapmaktan sorumlu bakanlığa atanıyor. Erek'in bu bakanlığa atanmasından sonra da Tokat Havalimanı'nın eksiklikleri giderilerek açılışa hazır hale getiriliyor. Tarih 25 Aralık 1995'i gösterdiğinde de Tokat Havalimanı'nın resmi açılışı yapılıyor. İşte fakat işte bu ilk resmi açılış olmuyor. Tarihte havalimanı defalarca kapanıyor. Bu kapanışların sonunda da 3 kez bu 95'teki açılış ve son olarak dün yaşanan açılışla birlikte 3 kez daha buraya büyük açılışlar yapılıyor. 95'te yapılan o ilk resmi açılıştan yaklaşık 6 yıl sonra 2001 yılında dönemin koalisyon hükümeti Tokat Havalimanı'nı masraflı buluyor ve tasarruf tedbirleri kapsamında havaalanını kapatıyor. Bir yıl sonra da 2002 seçimleri var. İşte oradan bir yıl önce kapatılıyor. Bu 2002'de bir önceki hükümetin Tokat Havalimanı'nı kapatmasının AK Parti'ye ne kadar oy kazandırdığını bilmem ama bir faydası olduğu kesin. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde ilk iş Tokat Havalimanı'nı açmak oluyor. Diyemiyorum çünkü açmıyor.
Ta ki 2006 yılına kadar 4 yıllık iktidarı boyunca Tokat Havalimanı'nı açmayan AK Parti 2006 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir törenle Tokat Havalimanı'nı tekrar ulaşıma açıyor. Bu tabi tarihe geçen Tokat Havalimanı'nın ikinci büyük açılışı oluyor. Akabinde 2007 seçimleri var. İşte 2006'da seçimden bir yıl önce burayı açıyor. O seçimde de AK Parti Tokat'ta en yakın rakibinden 3 kat, yaklaşık 3 kat fazla oy alarak Tokat'ta bir seçim zaferi kazanıyor. 2006 yılında havalimanını açıyor. 2007 yılında seçime giriyor. Zafer kazanıyor ama 2008 yılı geldiğinde tak havalimanı tekrar uçuşa kapatılıyor. 2 yıl uçuş olmuyor. 2 yıl kapalı kaldıktan sonra Vorajet diye bir firmanın uçakları sayesinde uçuşlar yeniden başlıyor ve 7 yıl devam ediyor 2017 yılına kadar. 2017 yılında bu Vorajet isimli firma ben artık uçmuyorum deyip kepenkleri kapatınca havalimanı bir kez daha atıl hale geliyor. Biz özel bir şirkete mahkum muyuz? Devlet nerede? Türk Hava Yolları'nın başka uçakları yok mu? Uygun uçakları yok mu? Gibi sorular ve talep oluşmayınca Tokatlı siyasetçiler de bu durumu pek ciddiye almayınca yaklaşık 5 yılda Tokat Havalimanı bir kez daha kapalı atıl hale geliyor. Fakat tabi bu arada yeni havalimanı projesi başlatılıyor ve o projede o 2017 yılından sonra gerek yerel seçimlerde gerek o referandumlarda halk önüne manşetlerle konuyor, haberlerle konuyor işte. Defalarca bu havalimanının oy olarak tahsilatı yapılıyor Tokat'tan. İşte dün öyle bir 46 yıllık sürecin finalinde yeni bir açılış yaşandı. Yani şöyle diyeyim, ilk bu projenin gündeme gelmesinden 46 yıl, son kapanmasından da 5 yıl sonra Tokat Havalimanı 3. kez açıldı ve bu açılış nedense yine bir kez daha bir seçimin arifesine geldi. Yine bir kez daha gövde gösterisine dönüştü. İnşallah bu Tokat Havalimanı'nın son açılışı olur. Bu vesileyle bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tarihte o 46 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Şevki Ere'ye, Vali Yazıcıoğlu'na kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.